Ramazan'ın ikinci günü. Bugünkü dersimiz Mesnevi Nuriye'den ruhun iki hastalığı. Biri yeis, biri ucup. Hatime'yi okuyacağız. Katr'daki Hatime bahsini okuyacağız. Evvela ben hepinizde tekrar Ramazan'ımız tebrik olsun diyelim. Ahmet kardeşiniz bir okusun. Sonra izahla beraber her zaman yaptığımız gibi atıflarla dersi izah ederiz. Taner kardeşim buyur. Şeyi okur musun? Peki, okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Nuriye'den Katre'nin Hatimesi. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Böyle bir meyyusun gözüne, dini meselelere, münafi etna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla ilan isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar yeise düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yağfiruz zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. İkinci hastalık uçtur. Yok, manasını da ver. Manasını da ver. Peki. De ki, ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peki. Ucuba sonra okuyalım. Böyle yeisi bitir, şey yeisi okuyalım. Peki, sonra tamam. Ucuba geçelim. İki hastalık okuyacağız. Değerli kardeşlerim, Ahmet abimiz okuduğu gibi yeis, yani ahirete inanan fakat İslami yaşama hususunda nefsine söz geçiremeyen bir kişinin yakalanacağı ilk hastalık yeistir. Ahirete inanıyor fakat nefsine söz geçiremiyor. Ümitsizliğe düşüyor. Aziz Üstad mektubat en son hakikat çekildiklerinde bu hususun iki tane vecize var. Biri 51 numaralı vecizede der ki insanlar canlarında emeldir, öldüren yeistir. Zaten biraz sonra tarihçiyattan göreceğiz. Yeis Müslümanı geri bırakan bir hastalık. Hatta tarihçiyatta onu da okuyacağız. 6 hastalıktan bir tanesi de yeisin içimizde ölüp dirilmesidir. Keza 99 numaralı hakikat çekirdeklerinden aynen şöyle diyor. Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis, dalalet-i fikrin, zulmet-i kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. Tekrar ediyorum. Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yani insan ahlaksa yönlendiren 3 şey varmış. Sıkıntımış, yeis, bir de zulmet-i kalp. Sıkıntı ne? Biliyorsun değerli kardeşim, İnsan iman ve ibadetle ancak ferah ve saadete erebilir. Bunları istifade edemeyen, imandan, ibadetten noksan bir insan maalesef sefahat çukuruna düşer. Bunu eğlencelerle, zevklerle, uyuşturucularla doldurmaya çalışır. Nitekim yeri okursunuz, 11. Şuan'ın 8. meselesinde aklını nevi uyutur diyor. İkinci husus yeistir. Konumuz zaten bu. Dalalet-i fikrin kaynağı yeistir. Yani umutsuzluğa düşen bir insan tıpkı denize düşen yılan sarılır misali bir teselli arar. Manevi soruların cevap aramak ister. Bulamayınca sonunda bu sefer yalnızlığa düşer, gemiyi terk eder, Allah muhafaza intihara düşebilir. Üçüncüsü de biliyorsunuz zulmet-i kalp. Yani genellikle günahkar bir müminde olan bir şey bu.
ikinci lemada görüyorsunuz. Hadiste var ki her günah işlendiğinde kalpte kara bir leke atar der. Bu lekeler zamanla müminin Allah muhafaza hem isteğini kaybeder hem de ruhu aksaklığa meydana getirir. Hazreti Mesnevi'de bunun örnekleri var. Ama fazla konu dağıtmayalım. Şimdi tekrar konuya girelim. Şimdi Erdi kardeşim okur musun? Erdi Bey okusana yeis baştan. Arkadaş, amalim ve taati muvaffak olamayan azaptan korkar. Ben bari okuyayım. Yeise düşer. Bakın. Demin ne dedim? Tarihçiyatın başında. Tarihçiyatı Erdi Bey ya, hazır mısın? Ses. Mikrofonun kapalı abi. Bakın. Pardon. Abi, özür dilerim. Benim mikrofonum kapalıymış. Hutbe-i Şame'nin başında bir daha sana havale edeyim. Yani tamam. İstersen derse bir daha başla. Evet. Başlayayım. Artık başla. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emare... Müsaaden bir daha başlayalım mısın? Aklıma bir şey takılır. Bir daha al. Arkadaş, amale ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Demin derste dedim, yeisi anlattım kısa. Yeis, insanı ümitsizliğe sevk eden bir şey. Nitekim tarihçiyatın başında sen şey aç, sahibi 122 aç, ben bir şey söyleyeceğim. 122 aç tarihçiyatta. Diyor ki, üstad diyor ki, Kutbe-i Şame'de bir konuşmasında diyor ki, ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat içtimai medresini ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkili istikbal uçmalarıyla beraber bizim maddi cihette kurnu ustadı, yani orta çağda durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. O hastalıklar bunlardır. Konu bir tanesi söyleyeceğim, konumuzla alakası. Bir, yeisin, yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Üstad böyle 6 hastalık derken sayfa 122'de tarihçi hatta ikinci kelime okur musun? İkinci kelimeyi. Müddet hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Gart'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar, vatanların müstemleke hükmüne getirmiş. Mesela şimdi biliyorsun Hollanda ve İngiltere o zamanki 2,5 milyon nüfusu ama 20 milyon nüfusu İslam alemi. Şunlar, şu anda öyle değil mi değerli kardeşim? Şu anda evet. İslam alemi düşündüğün durumu görüyorsun. Aynı. Evet, sonra? hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı umiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Şimdi bu nasıl oluyor? Bir zaman tarihçiyat yine orada unutma. 127 aç. 127 tamam. Aç. Ben bir şey söyleyeyim. Diyor ki, demek ki yeisin kaynağı nedir üstad? Amele muvaffak olamamak şeklinde ifade ediyor. Mesela kötü alışkanlıkları var. Tembelliği yenemeyip ömrünü haram işlemekle geçiren bir insan namaz kılmaktan gittikçe uzaklaşır. İş burada kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ın onu ahsen takvimde yaratıp arz-ı halife ettiğini bunu anlamayan, bunu şükrü yerine getiren adam bununla mükemmelin cezası kalmayacağını biliyor. Mesela azaptan korkmaya başlıyor. Akide yanarıyor. Bu adamın önünde iki yol var. Böyle adamın. Ya tövbe edecek, doğru yola girecek, diğer ise ben ısrar almam diyerek, kurtuluş mümkün diyerek yeise düşer. Evet, şimdi bununla ilgili dedi ki, Batılılar bizden bazı ahlakımızı almışlar. Müslüman'da yeis yoktu. Ama ne gibi ahlakımızı almışlar? 127 açtı mı 127? Mesela bizden aldıkları seci-i milliye ile bir adam onlarda der, eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas budur.
bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dine haktan ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim el imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis ve fena seciye itibariyle bir hodgam adam bizde der, bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem hiç yağmur bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle, milletin menfaatini düşünmekle, menfaat-ı şahsiyetini düşünmemekle, milletin menfaatini düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyetini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsehu feleyse minel insani لِأَنَّهُ مَدَنِيٌ بِالتَّبْتَبِّ Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ben bir örnek vereyim. Bir de bir örnek vereyim. Tarihi bir örnek vereyim değerli kardeşim. Fransızlar Almanlar harp ediyor. Niçin veriyorum? Bir adamın himmeti milleti ise o kimi tek başına millettir. Bizde o kalktı. Ecnebilerde bu oldu. Biz nefsi nefsi dedik. Kendimizi düşündük. Buna örnek veriyorum. Fransızlarla Almanlar harp ediyor. Başında Fransa'nın başında Napolyon Bonaparte var. Almanya'yı işgal edecek. Rusya'yı yenmiş ve Fransa'yı işgal edecek. Fransız meclisi toplanıyor. Napolyon Bonaparte nasıl duracağız? Bize yüz ölüme gitmek var. Alman karşı gelemeyeceğini biliyor. Bunun üzerine diyor ki meclis toplanıyor. Fransa'nın ormanlık bölgesinden giren Alsace-Lorraine bölgesi var. Ormanlık bölge. Orada bir köprü var. O köprüyü tutarsak, Fransız ordusunu böyle birkaç saat oyalarsak, o zaman biz silahlanırız ve çete harbine vesaire biz püskürtürüz. Bir savaş taktiği yapıyorlar. Fakat o köprünün gidip %100 ölüme gidip o binlerce orduya karşı kim çıkacak? Bunun üzerinde bu işe kim gönüllü lejyon olabilir? Fedakar kim olabilir? Bir Alman subayı bir müfrezeyle 40-50 kişi bir kuvvetle ben durdururum diyor. Bütün Almanya sana bağlı. Eğer durdursan birkaç saat durdurursan Almanya kurtulur. Bunlar AB planı yapıyorlar. Köprünün başını tutuyorlar. Alman ordusu gelince 15-20 kişi gidecek, hücum edecek. Alman ordusu attan inecek. Mevzi alacak. Biz silah atacağız. Böylece zaman kazanacağız. Plan bu. Neyse uzatmayayım. Köprü tutuyor. Biraz sonra Alman ordusu, Fransız ordusu o muhteşem ihtişamla geliyor. Gelince hemen bunlar A planı kullanarak 10-15 tane fedakar Alman askeri hücum ediyorlar. Baksa atta insin. Fransız kumandanı Napolyon zeki bir insan. Anlıyor savaş taktiğini. Diyor bir oyundur. Yürüyün diyor. Yürüyün diyor. 15-20 kişi çinip gidiyor. Bu sefer B planı var. B planında hep beraber gideceğiz. Ya ölüp kalacağız. Hep beraber hücum ediyor ki ancak son bir çare. Yoksa bizi geçerlerse plan olmayacak. Bunun üzerine bağıra bağıra gidiyorlar. Madem ben varım Almanya var. Hani bir adım himmeti milleti nispetidir. Madem ben varım Almanya var derken tabii hiç attan inmeden Napolyon anlıyor. Derhal bir kurşun Alman lejyonu subay komandan düşüyor. Hemen hepsini öldürüyorlar. Attan iniyor. Burası önemli. Alman Fransız kumandanı attan Napolyon iniyor attan. Sırtındaki lojyanı yani boyundaki lojyanı madalyayı şeye takıyor.
ölen Almanya sobaya tıkıyor. Şaşıp kalıyor. Biz diyor Almanya'ya gireceğiz fakat muvaffak olamayacağız. Bizi Almanlar tutamaz mı diyor. Neden diyor? Görmüyor musun nasıl hepsi nasıl ne bağırıyor? Madem ben varım Almanya var. Eğer bu ruh varsa muvaffak olamayız diyor. Neyse Çin'i geçiyor. Almanya'yı işgal ediyorlar. Hemen aziz kardeşim hemen ders kitapları değişiyor. Bak politik olmasın ama ders kitapları değişiyor. Ders kitap değişmez. İlkokul talebeleri şunu okuyor. Aslan sonra bölgesinde kuşlar ne zaman Almanca ötecek? Anlatabilir miyim? Kitapta yazıyor. Aslan sonra bölgesindeki kuşlar ne zaman Almanca ötecek? Kuş Almanca öter mi? Çocuk soracak. Öğretmenim kuş Almanca öter. Niye ötmüyor? Evladım Fransız işgal altındayız. Bak görüyorsun çocuklardan nasıl bir ruh oluyor. Hep ümit değil mi? Biz de ne yaptık? Yat baba yat bal al. Uyu yat uyu. Anlatabilir miyim? Bize yeis ver der ama kendileri cebalet alırlar. Bize kötü ahlakı ver der. Kendisine diğergam ahlakı ver der. Anlatabilir miyim? Onun için verdim. Yani demek ki üstad ne diyor? Bir adamın himmeti bir daha okur musun o satırı? Şu evet. O hem o ecnebilerden bize altları o son paragrafı. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsine mülahazaya mecburdur. Hayat içtimai ile hayat-ı şahsisi devam edebilir. Neyse tekrar dersimize dön. 122'ye dön. Tamam. Dedi ki baştan yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alem İslam'ın kalbine girmiş. Orada kal oku. Evet. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Garp'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı ummiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiştir. Hem o yeistir ki kuvve-i manevimizi kırmış. Az bir kuvvetle İmandan gelen kuvve-i maneviye ile şarttan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviye harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeisle başkasının lakaytlığını ve futurunu kendi tembelliğine özür zannedip neme lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şahamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i İslamiye'yi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknatu min rahmetillah, rahmet ilahiden ümidinizi kesmeyiniz kılıcıyla o yeğsin başını parçalayacağız. Mala yudruku kulluhu la yudraku kullu hadisinin hakikatiyle bir şey bütünüyle elde edilmezse tamamen de terk edilmez hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Yeis ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalata seratan kanser diye düşün. O zaman öyle. En yaygın hastalık değil mi? Öyle yani. Evet. Yeis yani. Ümitsizlik benden adam olmaz gibi. Evet. Ve kemalata mani ve ene inde hüsnü zanni abdi bi. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Hakikatına muhaliftir. Korkak, aşağı ve acizlerin şehnidir. Bahaneleridir. Şehamet-i İslamiye'nin şehni değildir. Hususen Arap gibi nevi beşerde medar iftia yüksek seciyelere mümtaz bir kavmin şeyni olamaz. Alim İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yeğsi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. İnşallah değil mi? İnşallah. Demek ki bizi bu hale getiren sebeplerin başında ne gelirmiş? Yeis. Ümitsiz gelir. İşte alim İslam ümiti kapılıp yani bir ümide kapılıp yeis yenerlerse gerisini biliyorsun ne olduğunu inşallah iyi olur. Peki
kaldığınız yere arkadaş amele ve taate muvaffak olmayan azaptan korkar, yiyişe düşer. Anlattık. Şimdi böyle bir meyusun, yani ümitsel düşen bir adamın, evet. Dini meselelere münafi, dini mesele münafi, edna ve zayıf bir emare. Kocaman bir bürhan görmüş. Mesela ikinci lemada, aç ikinci lemada, sayfa 32 mi galiba onda, diyor ki biliyorsunuz güzelce işliyor bu konuyu. Her bir günah içinde küfre giden bir yol denilerek bu mevzu işlemiş. Üç ayrı örnek veriyor. Hatırlasın burada. O örnekle okuyalım. Evet. Yani ümitsizliğe düşen bir adam ölüm ötesini, kabir ve kabir azabı ve cehennem olarak gören bir kişi o zaman ne yapıyor? Azaba düşmek istemediğinden mesela o konuda üç tane misal verecek. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıtlağından haber almasından, haberinden çok icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyetin vücudu ona çok ağır gelir. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini olmamasını arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. O sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı ve bu arzudan, bir manevi adavet-i ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Çünkü neden? Çünkü bir tövbe edip yola da gelmektense kolay bunu. Ne yapıyor bu sefer? Ümitsizliğe düşüyor. Bu sefer neden korkuyor? O korkun olmaması nedeniyle. Değil mi? Cehennemden benim melekler görüyor. Eyvah. O zaman melekler yok ki. Kimse görmeyebilir. Rahat günah işlesin. Bitir o abi sonra. Bir şüphe... Bir şüphe vücud-ı ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rana ala kulubihim sırrı anlaşılsın. Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Yani ufak tefek bazı adamların sözleri karşısında ne yapar adam? Ona itibar eder. Koskoca o büyük deli inkar eder. Şimdi son bitirelim. Böyle birkaç emareyi elde etmez. Anlattık emareleri, söyledik. Diğer emarelerin saikasıyla mesela şimdi bugünlerde diyor ya, sen de duymuşsundur. Ya akrede gidip gelen mi var diyor. Gidip gelen mi var diyor. Halbuki Peygamberimiz Miraç'ı gitti gördü. Ve 104 bin enbiya evet dedi. 104 milyon evliya dedi. Kitaplar dedi. Onları bir tarafa atıyor. Zalim adam bir uydurma sözünün karşısında hemen yapmıyor. Kendi ezdiklik hissediyor. Hemen ona bel bağlıyor. Oku şimdi. Böyle birkaç emareyi. Diğer emarelerin saykasıyla İlan isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Bak bakayım şimdi. Şeytan deyince şeytanın vesvesesi var. 13. lamada 6. işarette şeytan bir vesvesesi bununla alakalı olduğu için onu okusak iyi olur. 6. işareti buldun mu? Oku bak. Şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur ki bazı hassas ve sahih kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Olmayan bir şeyi olmuş gibi. Evet. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkanı zatiyi, imkanı akli şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakinin zail olduğunu zanneder
yeyse düşer. O yeisle şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını çok işlettirir, ya divane olur, yahut her cibat abat der, dalalete gider. Battı balık yan gider der, iyice batar. Allah demek korusun. Ki yeis özetle insanı küfre götürebilecek çok önemli, yaygın bir hastalık. Kısaca Allah rahmetinden ümit kesmek söyledik. Ben demek ki yeise düşen kişi bu kadar günah işledikten sonra ben daha cennet yüzü göremem der. Böylece büyük bir tehlike karşı karşıya kalır mı? Bunun en güzel örneğini Hazreti Hamza'yı, Peygamberimizin amcasını şehit eden Hazreti Vahşi de görüyoruz. Kaçıyor. Hanım kaç sefer gidiyor. Peygamber bir mektup, ayet gönderiyor. İkinci ayet gönderiyor. Sonra bu ayeti gelince tövbe ediyor. Nedir o ayet? Binaenaleyh oku. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar. Binaenaleyh evet. Amale muvaffak olamayanlar yeyse düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetullahi innallaha yağfiru zunubena zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. De ki ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Bu ayette geçen nefis kelimesi zat anlamındadır. Değerli zat. Yani altın sözde var ya, muhakkak ki Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabiline satın alırlar. Biliyorsun yani. Evet. Evet. O sözü açıklamaya görüyorsun. Bunu gösteriyor. Buna göre nefislerini israf edenler deyince bu ayet mahallinde hem bütün organlarını hem de bütün ruh dünyalarını yanlış yolda kullanan kişiler anlaşılması lazım. Yani gözünü, kulağını, dilini haram yerlerde kullanan, aklını yanlış yerlere yoran, hafızasını kötü şeyler dolduran kişi nefsine zulmetmiş olur. Onun için altıncı sözde ne diyor? İkinci şeyde, altıncı söz ikinci zararda en kıymetli aletleri, en kıymetli şeylerde sarf edip nefsine zulmetin. Altıncı sözde geçen bir cümle. En kıymetli şeyleri, en şeyleri kıymetli diyor. Bununla beraber bu ayette dikkat çeken önemli bir husus söyleyip dersi bitireyim. Bu gibi kimselere Cenab-ı Hak yine kullarım diye hitap ediyor. Bak. Ey ya ibadi, kullarım diye hitap ediyor. Elhamdülillah. Yani bu sonsuz rahmetiyle bu gibi kusurlarını, günahların hepsini affedebileceğini müjdeliyor. Kişi yeis pataktan kurtarmak istiyor. Ne de kim? Sonunda gafur rahim diyor. Gafur hataları örten, günahları bağışlayan ve rahim olduğunu hatırlatıyor. Bu vesileyle aklıma son bir şey daha söyleyeyim. Allah'ın affettiği günahlar, hukukullah dediğimiz kendine karşı işlemiş suçları emirler itaatsizlerdir. Hukuki ibad, Allah muhafaza. Yani kul hakkını affedilmiyor Cenab-ı Hak. Bu da ikiye ayırıyor. Maddi ve manevi hukuk, yani kulun maddesine zarar vermişse bu zarar telafi edilecek. Canına yapmışsa. Gıybet yapılmışsa helallik alacak. Son bir şey dersin. Ayette diyor ki cemi'a diyor. Cemi'an kelimesi. Yani bütününü, tamamını kelimesi çok önemlidir. Dikkat çekti mi? Bu kelime yani büyük günahları affedelim. Büyük günahlarını affedileceğini söylüyor. Kim mutezile ve harici cevap veriyor. Onlar ne diyor? Günah-ı kebire işleyen cennete giremez. Evet. Böyle cevap vermiş oluyor. Peki birinci hasılı bitti. Şimdi Ahmet kardeşim ikinci hasılı okur musun? Ucu bu. Okuyorum. İkinci hastalık ucuptur. Arkadaş, yeyse düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amale güvenmek vücuttur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir. Onlara güvenemez. Hem İnsanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş
lakita olarak temellük etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir saniye hakimin desti kudretinden çıkmış, kıymetli bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'ali ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin ekil şürp gibi, yeme içme gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına ithal edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili sani zişurdur. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Kendini mahasim ve kemalata mazhar olduğunu zannetme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü su ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın meksubedir. Binaenaleyh lehul mülk ve lehul hamdü ve la havle ve la kuvvete illa billah de. Peki. Şimdi tekrar bunu baştan alalım. İnşallah zaman elverdi içerisinde biraz bunu açalım bunu. Bu başlı başa ucup ders. Yani ucup kişinin kendi ameline güvenmesidir. Yeis ise kişi cehennemi garanti görmesi. İnsan daima hap ve reca arsada bulunacak biliyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sözü var. Allah herkesi cennete atsa, bir kişi cehenneme atsa korkar ki ben mi olurum diye. Herkesi cehenneme atsa, bir kişi cehenneme atsa inşallah ben olurum. Yani ameli güvenmeyeceğiz, müsterde kapılmayacağız. Böyle iki arada duracağız. Evet, okur musun şimdi Erdik Arif? Arkadaş, ucup. İkinci hastalık ucuptur. Arkadaş, yeğse düşen adam azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bak şimdi mesela burada iki şey var aklıma gelen. Mesela şimdi insanı aldatan iki husus geliyor. Bir, kişi ibadet hususunda aksıyor, yapamıyor. Diyor ki ben haram işliyorum ama işte şunu bunu yapıyorum ama fakat ben kimseye zulmetmiyorum. Ben kimse bir şey yapmıyorum. Namaz kılmıyorum ama ben kimseye zulmetmiyorum diyor. Hani benim kalbim temiz diyor. Peki bu onun kalbi temizlemesi, kimse zulmetmesi onun namaz, orucunu ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Tamam. Bak sen hocasın, öğretmesin. Okulda bir öğrenci düşün. O öğrenci herkese yardım ediyor. Gayet iyi bir kişi. Herkes onu seviliyor. Ama imtihanlı kağıdı boş veriyor. Ona benziyor. Kurtarır evet. mı? Kurtarmaz. Veya mesela bir de kendi yaptığı ameli az görüyor. Bir de bu hastalık var Allah muhafaza. Bu sefer daha az işe nazara veriyor. Diyor mesela ben 5 vakit namaz kılmıyorum ama diyor. Hatta öbürsü cuma da kılmıyor diyor. Mesela cumadan gidiyorum diyor. Bak mesela tüccar ben 100 bin lira zarar ediyorum ama diyor. Karşı tüccar 5 bin lira zarar ediyor diyor. Halbuki üstad diyor ki başkasının kusuru onu kendi kusurunu setletmez, örtmez diyor. Yani bak demek ki yeyse dışı adam bir daha azaptan kurtulmak için istinad edecek. Evet. Bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Nedir o kemalat? Mesela diyor ki benim de dedem şeyhti. Dedesinin şeyh olması ve babasının hayırsever olması beni kurtarır diyor. Mesela benim bir iyiliğim vardı diyor.
karşıdan karşıya geçen gün bir yaşlı kadını gördüm. Onu karşıdan karşıya geçirdim. O ne güveniyor? O konu kurtarır mı? Oku. Evet. Evet. Ya ben burs veriyorum öğrencilere diyor. Ha, bir şey yapmıyorum ama diyor burs veriyorum diyor. Halbuki hemen o düşün, evet. Yaşlı bir kadını eşyalarını götürüp taşıdın. Peki o felçli olsan elin nasıl kaldıracaksın onu? Sana o gücü veren kim? O kemalin sahibi o kim? Değil mi? Bunu düşünmek lazım. Allah sana Kur'an okuma mahareti vermese Kur'an okuyabilir miydin? Demek ki kemalatine güvenme. Dediğin gibi. Evet, sonra. Hemen o kemalatına bel bağla. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter. Yapmış olduğu iyilik beni kurtarır. Babanın dedenin iyiliği gibi. Veya dediğin gibi burs vermiş de o beni kurtarır. Namaz yok, niyaz yok. İbadet yok. O kurtarır mı seni? Kurtarmaz. Diye bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir. Onlara güvenemez. Hem insanın evet, insan, o satır oku. İnsanın hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela sen bu vücudu nereden buldun? Şu cesedi nereden buldun? Şu gözünü nereden aldın? Şu dilini nereden satın aldın? Kimden hediye aldın? Annenden mi? Babandan mı? Ecdadında mı? Zaten aşağıda gelecek. Bir şeyin senin olması için dört şey lazım. Bir, kayıp da buldum. İki, arabada miras kaldı. Üç, satın aldım ve kendim yaptım. Mesela buna bir örnek verelim. Sözlerde 25. sözde Ahmet Danyel 25. sözde sayfa 560 açar mısın? İkinci fıkra okur musun? Mesela gözden bahis oldu. Tamam. Sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif, kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden odur ki bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur, mabut da o olabilir. Sadece konu ilgisi orada bayağı devam ediyor da diyor ki ayetim emmen yemmükü semmevel absar gözüm ve kulağın malik kimdir onu açıkladım. Bak size bir hatıra söyleyeyim yeri gelmişken bir yerde görev yapıyordum. Odama bir benden küçük bir arkadaş girdi. Meğerse o bizim öğretmenin de babasıymış. Adanalı bu. Gözü gözlük vardı. Dedim İskender Bey Allah rahmet eylesin vefat etti şimdi. Dedim gözlüğü çıkarır mısın? Niye? Bak dedim burası aydınlık. Hocam ameliyat oldum gözümden dedi. Neyse gözünü çıkardı. Ya sağ ya sol gözü. Ama hocam dedi Adana'da bir doktor ameliyat yaptı. Profesör. Çok güzel yaptı dedi. Övünce profesör ben gayret ettim ki İskender Bey dedim. O gözü protezi yapan gözü kim yaptı? Profesör. Övüyorsun değil mi? Görüyor mu o göz dedim. Görmüyor hocam dedi. Ulan dedim affedersin görmeyen gözü yapanı müvet ediyorsun da gören gözü ne hatırlamıyorsun? Bak göz yapamıyorsun göz değil mi kardeşim? Evet. Hatırlar mısın bir söz vardı. Belki ezberindedir. Mesela basar masraatı görüp de hatırladın mı? Basire saniye görmezse pek evet. Garip ve pek çirkin düşerdi. Ne demek yani? Evet. Yani göz sanatı görürse görür de basiret yani akıl ve kalp gözü onun yapanı görmezse o sanatkarı görmezse pek garip ve pek çirkin olur. Bunu kabul et. Elini böyle düşün. Kolunu düşün. Ayağını düşün. O adı hem insan cesedi vücudu onun değildir. Çünkü kendisi eser sanatı değildir. Oku bakalım şimdi Erdi Bey daha onu yapacağız. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Evet. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden çıkmış kıymetli bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. Yani, o vücutta evet. O satırı oku. O vücutta yapılan. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Tabii üstad burada
binlerce deyimce kesretten kinaye konuşmuş. Sadece eli kaldırmam için, senin bilirsin bunu, bir profesyonel ifadesiyle 70 ayrı reaksiyon geliyormuş galiba el kaldırmam için. Ben yaptım ettim deyince bir manada tövbe sabire Allah'ın malından hırsızlık yapmış oluyorsun. Bir hadiste vardır ki, hadis-i şerifte, ben şöyle yaptım, böyle yaptım diye mağrurane konu anlatırsa bir adam, Cenab-ı Hak meleklere dermiş ki, Hikmet Nisan'a sesleniyor. Ey meleklerim, şu insanın amellerinin sevaplarının yarısını al. Deyince, ikinci defa da adam yine mağrurane gururla ben yaptım deyince, Cenab-ı Hak yine Nisan'a hikmetle amellerin sevaplarının yarısını silsin diyor. İkinci defa böyle deyince, ben şunu yaptım, bunu yaptım deyince Cenab-ı Hak meleklerinin lisan-ı hikmetle ey melekler, bunun geri kalan sahibi de senin diyor. Üçüncü defa yaparsa Allah muhafaza, Cenab-ı Hak diyor ki meleklere, ey melekler bunu yalancılar deftere yazın. Anlatabiliyor muyum ya? Ne kadar şey görüyorsun? Nasıl ben yaptım? Ne ettim? Bak Ahmet Karış'ın okudu. Gözünü yapamıyorsun. Terbiye, terbiye. Orada terbiye ince bir kelime var. Yani güneş olmasa göremezsin, değil mi? Göremezsin. Demek gözünü yaratan güneşi, ışığı, kinsel kirpikler oynatmak sana ait. Hepsini yapan Allah, terbiye ediyor. Neyse, devam et abi. Vakit de geldi. 10 dakikamız var. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, efal ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği efalin, ek, şurp gibi en adi bir fiilin husulünde yüz yüzünden ancak yüz yüzü insana aittir. Ya ona bir örnek var. Vereceğim. Heh, bravo, nasıl oldu? Değil mi sen? 100 trilyon hücre var. Yüz yüzünden bir cüzü. Yiyeceğimizi ağzımıza atıyoruz. O kadar. Peki o hücreyi kim dağıtıyor? İçindeki atomun da elementlerin de nereye gideceğini kim tayin ediyor? Var mı öyle bir hesap uzmanımız? Var mı öyle bir gıda mühendisimiz? Var mı sizin böyle bir dağıtım uzmanınız? Şu göze, şu beyne gidecek, şu tırnağa gitsin diyerek. Elhamdülillah ki yok. Olsa ne olur? Karışır. Karışır. Allah rahmeti, kudreti, ilmi, hikmetidir. Demek ki ihtiyar fiillerimizden en güzeli becerdiğimiz nedir? Biraz önce bahsettiğim yemek. Yemek ve içmek gibi şeylerden ne kadar tesir olduğunu görüyorsunuz. Konuşma aynı şekilde. Kelimeleri mahrece sokuyoruz. Gerisi Allah çıkartıyor. Bakın bunu geniş şekilde izah eden 30. sözde Ahmet Kaş, buldun mu? 30. sözde bir ibare var. Evet, buldum. Okusana. Evet. Esbab içinde bilbedahe en eşrefli ve ihtiyar en geniş ve tasarrufata en vasi insandır. İnsanın dahi en zahir efali ihtiyaresi içinde en zahiri ekil ve kelam ve fikirdir. Yani yeme, konuşma ve düşünmedir. Evet. Yani yemek, söylemek, düşünmektir. Şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, acip hikmetli birer silsiledir. O silsilenin yüz cüzünden insanın desti ihtiyarına verilen ancak bir cüzüdür. Mesela yemekten bedenin tagaddi hücreatından tut ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i efal, bedenin yemekten bedenin tagaddi hücreatından tut ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i efal içinde insanın deste ihtiyarına verilen yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Ve söylemek silsilesinden yalnız meharici huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Halbuki ağzında bir tek kelime bir çekirdek gibiyken bir ağaç hükmündedir. Hava içinde milyonlar aynı kelime gibi meyveler verir. Milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Bu misali sümbüle insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. İhtiyarın kısacık eli nasıl yetişir? Allah razı olsun. Devam et Erdi kardeşim. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Ya bak, bunları akıl nasıl çalışıyor? Nasıl, yani bu ayrı bir ders var ya. Ayasongar'ı dinlemiştim. Hafıza aklın cebidir. Nerede? 26. sözde. Başka?
11'in şu anın 7. meselesinde. Peki bu akıl nasıl çalışıyor? Nasıl dolduruyor? Hayal anlamıyor bunu. Değil mi? Yani, devam et. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire-i ihtiyarına ihale edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani-i zişuurdur. Mesela aleyhimize vücudu ihtiyarlıyoruz. Vücudumuz persiyor. Saçımız beyazlıyor. Lehimize aleyhimize. Bunda bir fonksiyonu var mı? Yok. Zaman kalsa daha çok şey anlatacağım da vakit doldu. Devam et. Binaenaleyh. Ne sen failsin ne de senin esbabın. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü suyu ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın meksubedir. Yani bak, demek ki değerli kardeşim, bütün anlatılan Ahmet Karşı okudu ya, mektubatta bir ibareyle bitirelim, bir duayla bitirelim. Yani demek ki bizdi, bizden başı tasarruf ediyor. Sen denince ne dedin? Lokma ağzımıza atıyoruz, gerisine karışamıyoruz. Demek ki bizi, bizden başı tasarruf ediyor. Hakikaten de. Bunun en güzel şeyi var. Ahmet'im şey var ya, nerede o? Veysel Kan'ın bir duası vardı. Evet. Mektubatta. Orayı okun, bitirelim böyle. Evet. Okuyalım. Ya ilahena, Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Amin. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halik. Çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin. Çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memlükuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin ganiyi mutlak, çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy-i bakisin. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat vericisi cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Ve hakeza bütün mevcudatın külli ve cüz'i her birisi birer Veysel Karani gibi bir münacat-ı maneviye suretinde bir ayna darlıkları var. Az ve fakr ve kusurlarıyla kudret ve kemal-i ilahiyi ilan ediyorlar. Rabbim bu Ramazan günü bu şuuru bize nasip etsin. Amin. Okunan sözdeki maksadımızı bağışlasın. Maksat tümdeki iman nasip etsin. Ders alan, kendine gelen ve kendi bilme ışığını hakkı mart eren gerçek sülal zümresi bizi ithak etsin. Kıldığı namazları tut orucu kabul etsin. Ahmet'in Sübhaneke okar. Sübhaneke de bitti. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.